Temas kurduk. Bir şekilde temas kurduk. Bu bölümde açıklanamayan gizemler. Uzaylılarla temasta... Uzaylılar fenomenini ve onların dünyadaki amaçlarını keşfedeceğiz. Beni doğrudan sokağa götürdüler. Tüm o cesetleri görüyordum. Bana bir mesaj vermeye çalıştıklarını fark ettim. Araştırmalarımızla birlikte bilinen ilk kaçırma kurbanının özel açıklamalarını dinleyeceksiniz. Bizi inceleyenin uzun bir iğnesi var. O iğneyi karnıma batırıyor. Ve uzaylıların hayatlarının gidişatını etkilediğine dair kanıtlar bulan kaçırılan kişileri. Onlar çocukları da kaçırdılar. Bir araya getirdiler ve iletişim kurmaları sağlandı. Kesinlikle Claire ve benim buluşmamızı planladıklarına inanıyorum. Uzaylıların insanları izlemek için kullandıkları iddia edilen özel araçları inceleyeceğiz. Elde bir üçgen, onlar için bir tanımlama aracı. Elimde doku eksikliği var. Ve cerrahlar bir aracı çıkarırken ameliyat odasına gireceğiz. Ayrıca özel rapor bölümümüzde uzaylı temaslarıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkardığımızda son analizimizi izleyeceksiniz. Hepsi açıklanamayan gizemler uzaylılarla temasta. Uzaylılar tarafından kaçırılma olayı artık hayal gücümüzde kurduğumuz bir hikaye değil. Her gün daha fazla psikiyatr, uzaylılarla kötü tecrübeler yaşayan kurbanların hikayelerini görmezden gelmeyi reddediyor. Kaçırılan çoğu kişinin anlattığı detaylar şaşırtıcı bir şekilde birbirine benziyor. Bu korkunç bir şey. Kaçırılıyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorsunuz. Buraya kadar kalp krizinden veya başka bir şeyden öleceğim dedim. Çünkü o bir insan değildi. Bir uzaylı aracıyla taşındığını söyleyen bazı kurbanlar korkunç deneylere maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Bana yaptıkları şeyden nefret ediyorum. Vücuduma yaptıkları şeyden nefret ediyorum. Hoş bir tecrübe değildi. Bu kimsenin başına gelmesini istemeyeceğim bir şeydi. Ama çoğu UFO karşılaşmalarıyla birlikte anılan saldırgan taktikler daha önemli bir mesaja mı işaret ediyor acaba? Kaçırılan herkes defalarca ön kapıdan girseler, beni korkutmasalar, hareketsiz bırakmasalar, otursalar ve bakın bir sorunum var yardım eder misiniz deseler, İznimi alsalar ve çıksalar, elbette yardım ederim derdim diyor. Vaka çalışması 174, bir gölden kaçırma. Kuzey Wisconsin, Karen Killinger ve Dennis Muraskava bir aile gezisinde ailelerinden ayrıldı. Genç çift karanlık gökyüzünde bir şey fark ettiler. Gölün diğer tarafında ufuktaki ağaçların üzerinde parlak turuncu, yıldıza benzeyen bir cisim doğrudan başımızın üzerine doğru uçtu ve biz de yukarı baktık. Bence bu uçuşu bir yusufçukla tarif edebiliriz. Bir yere zıplayıp duruyordu, başka bir yere zıplayıp duruyordu. Çok hızlı bir şekilde hareket ediyordu. Ne izlediğimizi düşünüyordu. Sonunda ailemi çağırdım, böylece izleyebileceklerdi. Annem biraz korktu. Ama ona hak veriyorum. Dennis'in kız kardeşinin erkek arkadaşı eve girdi ve büyük bir el feneri aldı ve 3 kere UFO'ya doğru açıp kapattı. Aniden tamamen kayboldular. Birkaç saniye kadar sonra onlar da bize 3 kere ışık açıp kapattılar. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. O zaman açıklayamayacağımız bir şeyle karşılaştığımızı anladık. Gerçekten garipti. Kesinlikle zeki birileri tarafından kontrol ediliyordu. Buna eminim. Olaydan sonra Muraskva ve Klinger kendilerini sersemlemiş ve hasta hissettiler. Daha sonra çift olay hakkında konuştuğunda o gece birkaç saati hatırlayamadıklarını fark ettiler. Bir ara yukarı baktık ve ay arabanın dikiz aynasıyla aynı hizadaydı. O sırada göle gittik. O kadar uzun süre geçmemişti ama ay batıyordu. Bu gerçekten çok garipti. O ana kadar belli bir süre orada olmadığımızı fark etmemiştim. Kendimi hasta hissediyordum. Bunu düşündükçe midem bulanıyordu. Çok kötüydüm. İnanın bana. Kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Daha fazla cevap aramak için Dennis ve Karen hipnoza sokuldu. Daha sonra notları karşılaştırdık. Karen'ın kendi hipnozu sırasında söyledikleriyle çok uyuyordu. İkimiz de aralarında boşluk olan imgeler gördük.
Kaçırılmalarının tek bir sebebi vardı: temas kurmak. Bu mesajın anlamı şu: dünya evrenin bir parçası. Bunun başınıza geldiğini hissederseniz, ne olursa olsun bu bilgiyi paylaşmak hissediyorsunuz. Çünkü risk almaya değer. Vaka çalışması 199, uzaklardan gelen mesajlar. Gene Robinson'a bir mesaj verildi. O çocukluğundan itibaren defalarca kaçırıldığını iddia ediyor. Bütün o karşılaşmalar zihnine bilgiler kazımış. Zihnimde bana ait olmayan düşünceler belirmeye başladı. Hepsini yazıyorum. Onların hepsini yazdım. Jean bu ziyaretçilerin neden dünyaya geldiklerini bildiğine inanıyor. Bizimkine paralel unsurları anlamak için psikolojinizi inceledik. Size zarar vermek istemiyoruz ama türümüzü de korumak istiyoruz. Bizim türümüz sizin nüfusunuz arasında anlayışla karşılanırsa daha açık bir ilişki başlayabilir. Bunu yaşayan Steve Neal'e göre mesaj doğrudan insanlara yönelik. Ona ırkımızın yardıma ihtiyacı olduğu söylendi. Kendimizi doğadan ayırdık. Doğa orada, biz de burada gibi hissediyoruz. Sanki bu dünya sadece bizim için yaratılmış gibi. Kişisel çıkar uğruna onu kirletiyoruz. Bence dinozorlar gibi soyumuz da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hem de çok açık bir şekilde. Birçok kez kaçırıldığında Neal'e geleceğe ait korkunç görüntüler izletildi. Bana nükleer bir savaştan sonra dünyanın durumu hakkında bir sahne gösterdiler. Beni doğrudan sokağa götürdüler. Tüm o cesetleri görüyordum. Bana bir mesaj vermeye çalıştıklarını fark ettim. Bu mesajı iletmeli, bu olası geleceği kabul etmeli ve bunu engellemek için bir şeyler yapmaya çalışmalıydım. Kaçırılan diğer kişiler, kendilerine gösterilen korkunç görüntüler karşısında destek grubuna katılmak zorunda kalmış. İnsanlara bir yıkım olacağı söyleniyor. Dünyada büyük değişiklikler olacakmış. Onlara bu görüntüler gösteriliyor. Kaçıranlar zihinlerine bu görüntüleri yerleştiriyor. Bunu açıklamak çok güç bir şey. Bir uzaylı ırkı gerçekten dünyanın geleceği konusunda insanları uyarmak için onları kaçırıyor olabilir mi? Kaçırılanlar bu mesaja inanıyor ve bir çözüm olduğuna da inanıyorlar. Bana soracak olursanız, bütün o görüntülerde gösterilen felaketlerin önüne geçilebilir. Yani bu felaketler yaşanmak zorunda değiller. Bu bizim gezegenimiz. Çok güçlü varlıklarız. Bu gücü olumlu yönde kullanmalıyız. Çünkü o zaman her şeyi yok edip huzur olmadığından şikayet etmek yerine güzellik, sevgi ve aynı zamanda huzur yaratabiliriz. Bu elimizde. Bu grubun üyeleri kendilerine verilen bilgiyi kabul ettiler ve şimdi bunu dünyanın da bilmesini istiyorlar. Sadece kendi ırklarına değil, bu çevrede daha fazla yaşayamazsak diye bize de yardım etmeye çalışıyorlar. Farklı vücutlara ihtiyacımız olabilir. Farklı adaptasyonlara ihtiyacımız olabilir. Farklı iklim türlerinde yaşayabiliriz. Her şey olabilir. Kaçırılan grup için tartışma daha yeni başlıyor. Uzaylılar gerçekten ne istiyor? Şimdilik teması gizli tutmaya devam edeceğiz. Yakında daha aktif ve samimi bir ilişkimiz olacak. Zeki yaşam formları arasında eşit konumlu bir ortaklık olacak. Az sonra bu kadının yaşadığı diğer bir temasın ardında ne yatıyordu? Korkma, sana zarar vermeyeceğiz. Sadece birkaç test yapmak istiyoruz diyor. İlk kaydedilen kaçırma olayına ait ipuçları bu elbisenin iplikleri arasında mı gizli acaba? Bu iki kadın bir uzaylı deneyi sonunda hayatlarının bağlandığını söylüyor. Onlar çocukları da kaçırdılar, bir araya getirdiler ve iletişim kurmalarını sağladılar. Uzaylılar bize ders vermeye mi çalışıyor? Mesaj şu: İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Ve uzaylılar bizi üzerimize yerleştirdikleri vericilerle mi takip ediyor? Muhtemelen gözlerimin arasında, beynimin içinde. Daha sonra özet raporumuzda her şeyi toparlayacağız. Daha fazla açıklanamayan gizem için bizi izlemeye devam edin.